Libya'da mahkeme devrik lider Muammer Kaddafi'nin 30 yardımcısıyla birlikte oğlu Seyfülislam Kaddafi'yi yaklaşık 3 yıl önceki ayaklanmalar sırasında cinayete teşebbüs, adam kaçırma ve kamu mallarına zarar vermekten suçlu buldu. İddianameyi hazırlayan savcılık, sanıklar arasında bulunan Kaddafi'nin istihbarat şefi Abdül El Senusi'nin Libya makamlarınca yargılanacağını açıkladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı bir anlamda Libya adalet makamlarını bu konuda meşru olarak görüyor. İlk kez Uluslararası Ceza Mahkemesi bir ülkenin yargı makamı için elindeki yetkiden vazgeçiyor. Bu arada ülkede 42 yıllık Kaddafi rejiminin halk ayaklanması sonucu son bulduğu 23 Ekim'in ikinci yıl dönümü İstiklal Bayramı olarak kutlandı. Başkent Trablus'ta şehitler meydanını dolduran binlerce kişi üzerinde devrimi destekleyen mesajların bulunduğu pankartlar taşıdı. Libya'da Arap Baharı adı verilen ayaklanma 8 ay sürmüştü.